Dünyada küresel salgın haline gelen koronavirüs pandemisinde aşılamada umut verici bir seviye gelindi. Ancak aşı yaptırmaya yanaşmayan da ciddi bir kitle bulunuyor. Özellikle ilk kez bir virüse karşı yaygın bir şekilde kullanılan mRNA tekniği, özellikle Pfizer-BioNTech aşısıyla bilimsel hiçbir temele dayanmayan çok sayıda komple teorisi ve spikülasyonun doğmasına neden oldu. Bu nedenle aşı karşıtlığının temel argümanı ise aşıların erkeklerde kısırlık yaptığı iddiası oldu. ABD'de Moderna ve BioNTech, COVID-19 aşıları üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları yayınlandı. Söz konusu araştırmada koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu sorusuna cevap verildi. Aşıların kısırlaştırdığı doğru mu? CNN International'da yer alan habere göre bu aşıları olan hiçbir genç erkekte sperm sayısında azalma görülmedi. Aynı araştırma kapsamında bu kişilerin sperm kalitelerinin de düşmediği bilgisinin altı çizildi. 25 ile 31 yaş arasındaki 45 erkekten alınan örneklerin incelenmesiyle yapılan ve alanında bir ilk olan araştırma adına konuşan Dr. David Cohen, "Koronavirüs aşısı olmanız durumunda sperm sayınızın etkilenme olasılığının çok düşük olduğunu gözler önüne seren kanıta ulaştık." dedi. BBC Türkçeye açıklamalarda bulunan Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Murat Akova ise özellikle Biontech aşısı ile ilgili aralarında kısırlık, kanser ve hatta Alzheimer gibi bir dizi rahatsızlığa yol açtığına dair çok sayıda spekülasyon yapıldığına dikkat çekti. Akova tüm bunların spekülasyon düzeyinde olduğunu ve hiçbir şekilde bu iddiaları doğru kılabilecek bir bilimsel bulgu ya da şüphe olmadığının altını çizerek şunları kaydetti. Bu aşıda kullanılan mRNA molekülü son derece instabil. Yani kısa süre içerisinde parçalanıp yok oluyor. Onun esas görevi koronavirüse karşı antikoru yapmak. O antikoru tetikledikten sonra kendisi zaten ortadan kalkıyor tetiklediği antikor gider bir yerlere bağlanır da bir şey yapar mı diye bir kaygı var. Ama onunla ilgili de şimdiye kadar gözlenmiş bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Peki hamile kalmak isteyen gebeler ve emziren kadınlar aşı yaptırabilir mi? Bu konuda aşının sakıncalı olduğuna dair hiçbir bilimsel bilgi bulunmuyor. Aksine şu ana kadar yapılan araştırmalar Covid-19 aşılarının emziren veya gebe kadınlarda herhangi bir ciddi sıkıntıya yol açmadığına işaret ediyor. Profesör Doktor Murat Akova da bu konuda kararın kişinin kendisinin vermesi gerektiğini ve meselenin bir risk değerlendirilmesine tabi olduğunu belirtiyor. Akova sözlerine şöyle devam ediyor: Anneye aşı yaparsanız bu aşıyla oluşan antikorlar bebeğe hem sütle hem de kordon kanıyla geçiyor. ABD'de CDS önerisi hamile annelerin risk altında olması halinde aşının yapılabileceği yönünde. Dolayısıyla şimdiye kadarki veriler hamilelerde ve süt verenlerde aşı yapılmasını engel bir durum olmadığını ortaya çıkartıyor. Öte yandan Profesör Doktor Akova, hamile kadınların COVID-19 olmalarının çok daha büyük riskleri de beraberinde getirdiğinin altını çiziyor. Koronavirüs aşıları güvenilir mi? Bu soruya ilişkin bilim insanlarının ve bugüne kadar yapılmış güvenilir araştırmalarının verdiği yanıt evet. Zira şu anda Türkiye'de dahil dünyanın birçok yerinde ona yalan aşılar güvenlik standartlarının uygulandığı farklı aşamalardan geçerek geliştirildi. İlk aşamada hücre ve hayvanlar üzerinde laboratuvarda güvenlik testleri yapıldıktan sonra insanlar üzerinde denemelere başlandı. Bu aşıların belirlenmiş yüksek uluslararası standartlara uygunluğu kanıtlandıktan sonra yaygın kampanyalarda kullanımına onay verildi. Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşı bilgilendirme platformunda bu çerçevede ülkemizde uygulanmaya başlanan COVID-19 aşılarının faz çalışmalarında çalışmanın durmasına sebebiyet verecek yan etki ile karşılaşılmamıştır. Uygulama aşamasında da güvenliği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır değerlendirmesi yapılıyor. Koronavirüs aşıları ne kadar risk taşıyor? Kullanım onayı alan koronavirüs aşıları için bilim insanlarının ve dünyanın farklı yerlerinde kamu sağlığı kurumlarının yaptığı genel değerlendirme bu aşıların güvenli olduğu ve faydalarının risklerini ağır bastığı yönünde. Profesör Doktor Murat Akova bu konuda şu ifadeleri kullanıyor. Bir yarar zarar dengesini oturttuğumuz zaman yani hastalıktan korunmayla aşının sebep olduğu yan etkileri terazinin birer kefesine koyduğumuzda şu anda kesinlikle ağır basan taraf aşı olmak yönünde. Yani aşıların etkinliği çok yüksek. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın Sinovac aşısının güvenliğiyle ilgili elinde bir veri tabanı bulunuyor. Şu ana kadar güvenliğine dair bir sorun olması halinde bu duyurulmuş olurdu. Son dönemde esas spekülasyonların BioNTech Pfizer aşısı üzerinde yapıldığına dikkat çeken Profesör Doktor Akova sözlerine şöyle devam ediyor. BioNTech gibi mRNA tekniği kullanılarak geliştirilen aşıların inaktif aşılara kıyasla daha fazla antikor ürettiğini ve fazla antikor üretiminin başka sıkıntılara yol açıp açmayacağına dair bir takım kaygılar olduğunu görüyoruz. Bu kaygılar gözlemlenmiş olmaktan çok uyarı niteliğindedir. Şu ana kadar görülen riskli durumlar çok ama çok ender yan etkiler olduğunu söyleyebiliriz. Koronavirüs aşılarının yan etkileri nelerdir? Türkiye'de şu ana kadar kullanım onayı almış 3 aşı bulunuyor. Bu aşıların her biri farklı üretim teknolojisine sahip. Son aylarda yaşanan tedarik sorununa kadar Ocak ayında başlayan aşılama kampanyasının ilk dönemde kullanılan Sinovac inaktif aşı Yayınlanan bilimsel araştırma ve uygulamalardan gelen sonuçlar, aşılamadan sonraki ilk 28 gün içerisinde en yaygın bildirilen yan etkinin aşının yapıldığı bölgede ağrı olduğuna işaret ediyor. Diğer yan etkiler de yorgunluk, mide bulantısı ve kas ağrısı olarak sıralanıyor. Sınav aşısının yan etkileri kısa süreli ve hafif olarak kendini gösteriyor. Yan etkiler aşağı yukarı 2 gün içerisinde kendini gösteriyor. BioNTech ise geliştirdiği aşıda mRNA teknolojisini kullanıyor. Bunun en olası yan etkilerinin başında yapıldığı bölgede ağrı, kızarıklık ve şişkinlik olarak sıralanıyor. Ayrıca yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, soğuk ter dökme, mide bulantısı ve ateş de diğer yan etkiler arasında sıralanıyor. Aşıların yan etkileri olabileceğine dair hem üretici firmalar hem de kamu sağlığı kurumları uyarılar yapmaları bu etkilerin aşıyı yaptıran herkeste istisnasız bir şekilde görüleceği anlamına gelmiyor. Aşıdan sonra hiçbir yan etki hissetmediğini söyleyen çok sayıda insanda bulunuyor. Aşılar nasıl bu kadar sürede geliştirildi? Aslında COVID-19'a yol açan yeni tür koronavirüs yalnızca bir buçuk yıldır hayatımızda olmasına karşın bugün buna karşı geliştiren aşılarda kullanılan teknik ve teknolojiler uzun bir süredir farklı hastalıklar için kullanılıyor. Dolayısıyla koronavirüsün gen yapısı bilim dünyasıyla paylaşıldığında Mevcut teknikler kullanılarak bu dizilime uygun aşı da hızlı bir şekilde geliştirilebildi. Örneğin İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin COVID-19 için geliştirdiği aşının temelinde 2012'de görülen ve bir başka koronavirüsten kaynaklanan MERS için geliştirilmiş aşı yatıyor. Bilim insanları 11 Ocak 2020'de Çin'in yeni tür koronavirüsün tam genetik kodunu yayınlamasının ardından COVID-19'a karşı aşı geliştirmek için her türlü donanıma sahip olduklarını ve bir birkaç gün içerisinde de ilk prototipi geliştirdiklerini söylüyor. Bu aşamada hızlıca klinik faz çalışmalarına geçildi. Ancak bu çalışmaların yüksek güvenlik standartlarına uyması zorunluluğu nedeniyle ilk prototip Ocak 2020'de ortaya çıkmış olmasına karşın onay alıp kullanıma sokulması bir yılı yakın bir zaman aldı. Covid-19 aşısının hızlı geliştirilmesinde bu alanda uzun yıllardır çalışmalar yapan birçok kurumun önceliğini bu konuya ayırması olduğu da önemli rol aldı. Örneğin onaylanan ilk Covid-19 aşılarından birini geliştiren Biontech aslında yıllardır mRNA teknolojisinin kanser tedavisinde kullanılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapıyordu. Şirketin ortaklarından Profesör Doktor Uğur Şahin Ocak ayında Lantet'te okuduğu bir makalede Çin'de hızlı bir şekilde yayılan koronavirüsün küresel pandemiye dönüşme riskini göstermesinin ardından buna karşı bir aşı geliştirilmesine karar verdiklerini söylüyor. Covid-19 aşılarının hızlı bir şekilde geliştirilmesinin arkasında yatan bir diğer etken de dünyanın birçok gelişmiş ülkesi ve birçok ilaç şirketinin bu çalışmalara milyarlarca dolarlık kaynak aktarması oldu.